4 gemilik sondaj filosunun en güçlüsü. Üstün teknolojiye sahip. Yüksekliği 112 metre, toplam 9 kat. 7. nesil, dünyanın en iyi 5 gemisinden biri. 12.200 metre derinlikte sondaj kabiliyeti var. Abdülhamit Han, Mavi Vatan'da. İlk görev yeri Yörükler Bir Kuyusu'nda. Vatan suyundaki sondaj 52 yıl önce başladı. Çalışma sahası İskenderun açıklarındaki Payas Bir Kuyusu'ydu. Süreç içinde sismik aramalar hızlandı. Kimi zaman kendi gemisiyle, kimi zaman da enerji şirketleriyle çalışıldı. 2013'ten itibaren filo güçlendirildi. 80 adet sığ ve derin deniz kuyusu kazıldı. Mavi Vatan'ın röntgeni çekildi. Önce iki boyutlu araştırmalar yapıyoruz. Sonra üç boyutlu sismik araştırmalar yapıyoruz. Bir yerde bu sismik araştırmalarla aşağının bir tomografisini çekiyoruz. Yani yer altının filmini çekiyoruz. Birisi Barbaros Hayrettin Paşa, birisi Oruç Reis. Özellikle Oruç Reis'in yerli yapım olması, %90 tamamen Türk mühendisiyle imal edilmiş olması, her türlü şartlarda sismik araştırma yapıyor olması, hatta bazı durumlarda küçük sondajlar yapma özelliğine sahip olması çok önemli. Bunlarla Doğu Akdeniz baştan sona tarandı. Yani şu anda Doğu Akdeniz'le ilgili ciddi veriler Türkiye'nin elinde. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yıllarca sismik araştırmalar yaptı. Doğal gaz ihtimali bulunan 5 nokta tespit edildi. Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığı da o noktalardan biri. Yörükler Bir Kuyusu tesadüfen seçilmedi. Gerek uluslararası araştırma merkezlerinin elde ettiği veriler, uydu verileri ve gerekse Türkiye'nin uzun süredir Doğu Akdeniz'i satır sütun tarayarak elde ettiği veriler çerçevesinde muhtemelen en fazla doğal gazın olabileceği, petrolün olabileceği bölgeler arasında yer alması dolayısıyla Yörükler Bir seçildi. Doğal gazın keşfinde 3 faktör devreye giriyor. Sismik araştırma sonuçları da buna göre şekilleniyor. Sondaj kararına giden süreç geniş analizlerle belirleniyor. Bunların bir tanesi mümkün, diğeri muhtemel, diğeri ise görünür sınıflandırmasıyla orada doğal gaz yahut da petrol olup olmasıyla ilgili kararlar verilir. Bu mümkün denen yerde %50 sapma vardır. Yani orada %50 olabilir olmaz diye. Muhtemel olan yerde %20 sapma vardır, artı ya da eksi. Görünür rezervdir bu diye karar raporlanıyorsa, burada %10 sapma vardır. Şimdi bunları da mutlaka dikkate alarak, Yörükler Bir Kuyusu'nun bulunduğu bölge seçildiğine göre, mutlaka bu sınıflandırma içerisinde mutlaka orada keşif olabilme ihtimali yüksek olan bölge olarak seçilmiştir. Jeolojik yapı, kaynağın derinliği ve lojistik. Deniz sondajı bu parametreler üzerine kurulu. Yörükler Bir Kuyusu da bunların ışığında kazılacak. Herhangi bir yerde fosil kaynaklarla ilgili ya da diğer alanla ilgili keşifler. Birincisi o. İkincisi özellikle bölgenin jeolojik yapısı ve kısa sürede kaynağa ulaşıp ulaşmama noktasındaki kabiliyetler. Bunlar önemli bizim için. Lojistiği de önemli. Tabii uzak bir bölgede sondaj yapan bir gemiye sağlayacağınız lojistikle yakın bir bölgede yapacağınız gemiye sağlayacağınız lojistik daha farklı olacak. Ve bunlar içerisine dikkat ederseniz bir tarih de verildi. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hak iddiası hukuksuz. Keza Yunanistan'ın da. Türkiye ise vatan suyuna hem sahada hem masada sahip çıkıyor. O yüzden sondaj gemisinin rotası Atina'dan dikkatle takip edildi. Ancak Abdülhamit Han sözde tartışmalı bölgelere gönderilmedi. Türkiye bölgesinde ekonomik gücüyle, askeri gücüyle, komşularından ilişkilerle dikkate alındığı zaman barış ve huzur içerisinde bir
bölge olsun istiyor. Çünkü dünya politikalarına yön verebilecek gücü de olan bir Türkiye. Onun için istikrarsızlığın hiçbir ülkeye yararı olamayacağını herkes söyleyebilir. Doğu Akdeniz'de son 4 yılda 8 kez sondaj yapıldı. Bunların 5'i Türkiye'nin yetki alanındaydı. 3'ü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Karadeniz'deki gazın keşfi Filo'yu da bu bölgeye taşıdı. 2 yıl aranın ardından bu kez Abdülhamit Han sondaj yapacak. Önümüzde bir yaklaşık 45-60 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde sondajımızı inşallah tamamlayacağız. Gerçekte bu delme işlemleri daha uzun süre sürüyor. En hızlı, her şeyi tamam olan yerde, yani kurulumu tamamlanmış, lojistiği tamamlanmış bir geminin bir kuyu açma süresi 15 günle 25 gün arasındadır. Onun analizleri de var. Sonuçta o analizleri, verileri analiz edip ilanı yapabilmez için de bir süre lazım. 45-60 gün çok iddialı bir süre. O da verilerin sağlamlığını gösteriyor. Enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Mavi Vatan'daki hidrokarbon yatakları bu ihtiyacı karşılayabilecek. Türkiye bugün kendi gazını bulup çıkarabilecek kapasitede. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz önümüzdeki yıl pompalanacak. Gözler şimdi Abdülhamit Han'dan da gelecek müjdeli haberdi.